düşünmenin yok bir faydası. Her gün hırgür hayat kavgası. İşi dilde evlenmişler, bir garip ceylan bir de kutup ayısı. İtilmişim lan ordumu emdirmişim. Kakılmışım İtilmişe takılmışım. Vurma yerleri kırılası kutup ayısı. Benden hala koca Şam'dan ayısı. Bitirmiş evde yolunu göster. Yumruk, tekme, kırıcı sözler. Kakılmıştan arta kalan kırık kemikler, mosmor gözler. Bitirmişim çakınca indirmişim. Kakılmışım Etilmişe takılmışım. Vur bir yerleri kurulası kutup ayısın. Benden hala koca Şam'da kayısın. Vurdum mu indirmişim. Kakılmışım İtilmişe takılmışım. Vurma elleri kırılası kutup ayısı. Benden hala koca Şam'da kayısı. Hortum hortlayasın inşallah. Ana şu hale bak be. Alem daha yaz aylarında kış günlerinin defilesini yapıyor be. Ulan ben bir taraflarımı yırtsam bu moda denen kuşu tutamayacağım. Da ben bak üstünde futbol topu resimli bir kravatım olacaktı. Nerede olduğunu biliyor musun lan? Sana diyorsun lan sana. Ha? Burada meclis başkan yardımcısı bağırınmaya. Üstünde futbol topu resimli kravatım olacaktı. Nerede olduğunu biliyor musun? Hangi dağda kurdu öldürdüm kravat takıcım be? Yular suda yok. Beni bak zaten kafam bozuk bak bütün hırsımı senden çıkarmayın şimdi. Kravatımı gördün mü diyorum lan? Bak sen zaten giyim kuşam konusunda gayetten de zevksiz cahil bir adamsın. Bir kere şu üstündeki koyneye kravat yakışmaz. Hadi ille de giyeceksin dersen de elimdeki onlardan bir tanesini takıver. Hiç fark etmez. Eşit ölçüde zevksiz duracak nasıl? İnek anamadan dinemeden konuşma la. Akşamleyin Birene'de İtalya'nın maçını seyredeceğiz. Onun için söylüyorum. Gördün mü kravatımı nerede? Öyle desene be. Öyle de saygın bir etkinlik tabii. Öyle kravatsız seyredilir mi? Da kuş kadar beynine bakmadan bir de benimle kafa bulmaya kalkmaz mı? Salak ben öyle lanetteyim kravat aramayayım. Futbol topu desenli kravatımı araya. He, öyle deseni be. Hani üstünde böyle küçük futbol topları var. Ha, tamam işte o. Hani böyle küçük bacaklar var. Futbol toplarını dekmeliye böyle. Tamam ulan işte. Gördün mü nerede olduğunu? Görmem mi? Zaten evde ne kaybolsa benden sorulur. Sana soruyorum lan işte nerede? Büyük bir ihtimalle İstanbul'un çöplüklerinden birindedir. Belki senin gibi bir zevksiz çöpçü bulup boynuna takmış. Ne? Lan Yavuz'a attın mı lan benim kravatımı he? Yani eski çoraplardan fıydırdım getti. Ben nasıl fıydırıyorsun lan? Ben de şimdi seni fıydırayım götüreceğim lan. Ayağına! Yitirmiş yapma! Kaçacaksın sen de mi kalsan? Yukarıda korkma gitme seni. Aptal olacak! Lan sen zaten aptalsın lan salak! Ne olacak da aptal olmayayım lan? Lan sen sensin lan! Nasıl lan? Yitirmiş ne yaptın? Bilmem ki. Öldü mü kız ne oldu buna? Olur mu öyle şey? Bu işlerin şakası olmaz ya gerçekten öldüyse? Yah canım ona bir şey olmaz. Bir seferinde depesi üstü merdivandan attıydım bir şey olmadı. Antrenmanlıydı bu be. Kalk kız kalkın sen git bana kolonya yeme çabuk. Kalk kız şşş kalkın be şey. Kalk diyorum kız kalksana kız kalkın be şey. Şşş. Gerçekten çok kötü görünüyor. Can kurtaran çağıralım mı? Bilmem ki çağırsak mı Kuner? Bence çağıralım beyin kanaması falan olabilir. Kalk diyorum kız şşş kalkın be. Kendine geliyor kız dur bak. Bak, şşş, rahat diyorsun kız, he? Ay kakılmış, şükürler olsun. Ay çok korkuttun bizi. Kız kalkılmış, bak, Kız ne numara yapıyorsun kız? Şimdi bir dayak daha yiyeceksin bak. Hadi bakayım kalk. Neredeyim ben? Buradasın kakılmış. Yine aramıza döndün. Siz kimsiniz hanımefendi? La o bizim hizmetçimiz bilmiyor mu? He. Burası nasıl bir evdi böyle? Ben neredeyim? He. Bu ne biçim bir beygür resmidir böyle? Ya böyle konuşma lan, tuhaf oluyor lan. Burası bizim evimiz. Siz kimsiniz beyefendi? Ya ben senin kocanım bilmiyor mu? Hani burası nedir? Ve hangi şehirdeyim? He, günlerden nedir? Aylardan nedir? He? Ben niye böyle burada oturuyorum? Ben kümüm küne. Ya böyle yapma teyze ha. Ne olursun yapma böyle. Lokantaya gidiyorsun, ortalığı birbirine katıyorsun. Evde kalıyorsun, Nurhan'la kavga ediyorsun. Ya ben ne yapayım ya? Bana bir akıl ver ha. Sana vereceğim akıl, aha bu karıyı tez elden boşayasın. Oy. Aha dehne gitsin bu tembel fışkıyı. Sana köyden gözen bir karı bulak. He. Sana tek diyeceğim budur. Anam mezardan korkmayıp ağam bu karıyla evlendiğini duysaydı bir kere daha ölürdü ha. Aa, canım görüyor musun? Gene bana sataşıyor durup dururken Seyit. Aa. Ya güzel teyzem, sen ne diyorsun ha? Nurhan haklıdır ya. Ya sen otur bir köşede. Yemeğini verelim, rahat et. Biz de rahat edelim ha. Vay. Ulan sen ne diyorsun? Ben dilenci miyim? Ben sıkıntı mıyım? Ben elden ayaktan düşmüş müyüm? Vah! Vah! Keşke öleydim daha bu ahır vaktimden bu laflarımı duymayaydım. Ve Allah bana veren köpek selam okuya. Hoppala! Ya Nurhan, ben şimdi ona yanlış bir şey mi dedim? Ama ne desen kızıyor. Her lafı alınıyor. Bırak. Tamam bırak. Ha, şimdi o odaya gider. Böylece oturur orada kimseyle dalaşmaz ha. Biz de rahat ederiz. Bak şimdi aklına esip peşime takılmadan ben lokantaya gideyim ha. Hadi hoşça kal ha. Sanki ben de size geberirim. Sanki ben de size bayılırım. Vah. Siz kendiniz söylemişsiniz. Yalvarmışsınız bana ha gel bizde kal diye. Vah. He. Şöyle edem. Elbet ben sizin gibi hayırsızlara kalmamışım. Benim arslanlar gibi oğlum vardır. Arar kendi başıma da bulurum. Ve benim köpekler sidre suretiz. Kazaya çok üzüldüm valla. Zaruret yengeyle Zulmiye ablaya büyük geçmiş olsun. Onlarınki de kaza mı be? Asıl kazaya ben uğradım. Yoldan dönüp geldiler. Kelek gibi iş üstünde yakalandık. Onlara üzüleceğine bana üzül. Sana niye üzüleceksin patron ya? Ben böyle şeylere karşıyım. Biliyoruz. Onca yıllık evlisin, karnı iyice aldatmadın. Aslına bakarsan ben de şöyle hayatımda bir kerecik olsun ağız tadıyla karımı aldatamadım. Her seferinde yakalanıyoruz ya. İpliğim pazara çıktı. Şöhretim Clinton'u geçti. Reha Muhtar canlı yayına çağırıp duruyor. Bıktım artık ya. Vallahi bıktım. Şu çapkınlıktan vazgeçeceğim ya. Allah razı gelmiyor. Yani seninki de tam pervasızlık patron. Ya insan kendi evine kara atar mı? Çok ayıp, çok. Doğru söylüyorsun. Bundan sonra Selah'ın evinde buluşsak daha iyi olacak. Hala akıllanmadın anlaşılan. Yani dersini almadın. Ya yenge seni hala boşamıyor mu? Sıkı bir dayaktan sonra konu kapandı. Şimdilik ortalık sessiz. Fırtına öncesi sessizlik desene. Zaruret yenge bunu senin yanına bırakmaz. Mutlaka ucunu alır. Kes lan çeneni. Şu mağazlı herif. Bırak lan o sabahımı. Bırak lan. Ortalığı süpür. Temizle. Toz al. Hadi. Suların cinleri. Gösterin bana her şeyi. Ay, abla buraya gelmekle iyi mi ettik acaba? Ha bak senin o kocanın azmasıydı gelmezdik herhalde. Büyü yaptırmamız şart mı? Şart tabii. Başka türlü nasıl adam olacak o Şuayb? Ya Şuayb çarpılırsa? Çarpılsın kız. Nerede o günler? Keşke çarpılsa. Ya biz çarpılırsak? Sus kıstırmasana kadını sussana duyacak. Bana bak bunu çok methettiler. Zaruret. Bu kadının 4 tane cini varmış. 2'si erkek, birisi kadın. Peki 4.'sü nerede abla? Bul kazem. Estebeda, Şuayb Estebeda. Abla, abla ne yapıyor bu içi bir verdi? Ya o ne yapacak? İşini yapıyor kadın bıraksana rahat. Hadi. Şuayb. Oldu mu? Az kaldı. Sen şimdi bunu al, suyun içine koy, yazılar silinene kadar bekle, sonra o suyu kocana içireceksin. Olur. Bu horozun bacağını da sırtına süreceksin, sırtını kaşıyacaksın onunla. Bu da şeyin pisliği, baykuş pisliği. Ceketinin astarının içine dik, tamam mı? Sonra kocan islah olacak ve bir daha bir başka kadına bakmayacak. Ay ne kadar iyisiniz. Size nasıl teşekkür edeceğim? 50 milyoncuk yeter. Ha? Ama abla bak. Ne demek? Ne kızıyorsun canım, ne var? 50 milyonun lafı mı olur, zaruret? Bu zamanda 50 milyona büyü nerede? Sudan ucuz. Peki madem. Hadi çıkart. Peki. Yürü. Allah'ım. 1 say. 2 Kış. Himmet Emin'in tavukları Hacer'in bahçesine giriyor. Ulan köy meydanındaki çeşmenin yalandı, ördekler yüzüyor. Kış. Bırak şimdi ördekleri. Burası İstanbul kız. Ana! Ben İstanbul'a ne zaman geldim konu? Hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyor musun kız? Ay. Bırak işte, itilmiş, boşuna uğraşma, kendi adını bile hatırlamıyor. Yok, adım hatırlayan, benim adım Kahulmuş. Aa bak, kendi adını hatırlıyor, demek ki kendine geliyor. Benim adım da İdilmiş. 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 Ama ne acayip bir ismim varmış be. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi. Yok, aslında ilk defa duymuyor. Bizim Çapur Üzeyir Emmi'nin oğlunun adı İdilmiş idi. Ana kız, Allah kız. Çopur Hüseyin'in oğlu benim işte İdilmiş. Ne? Sen misin be? Delirttin mi sen be? Hüseyin'in oğlu İdilmiş'in ha, bacak kadar sümüklü bir oğlunuz o. Sen ayı kadarsın be. Ona hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Ay, belleğini tamamen yitirmiş zavallıcık. Ay, niye o kadar kötü dövdün İdilmiş? Her zamankından farklı dövmedim ki. Bari bir doktor falan çağıralım ya da hatta hastaneye götürelim. Bırak şimdi hastaneyi. Ahiret soruları sorarlar şimdi, başım derde girer orada. Ne yapacağız peki? Sen karışma, ben onu düzeltirim şimdi, hafızasını yerine götürün. Beni bak Kahılmış. Soracaklarıma iyi cevap ver, tamam mı? Beni dinle şimdi. Seni dinleyen bitirmiş emice. Biz seninle evliyiz. Ne değil işte, ben senin kocanın, sen de benim karımsın. Sen delirdin mi manyak amca? Ben daha küçük bir kızım be. Yok değilsin. Bunu sana kendi gözlerinle göstereceğim. Yürü bir ayna götür kız. Yürü çabuk. Bak şimdi kendin de göreceksin. Böyüdün sen kalan. Hadi kız aynaya götür. Ha. Bak. Al. Gör bakayım. Kendi kendine gör. Ana sahiden de be. Ben ne zaman büyüdüm kune? Şu benlerim de olmayaydı, kendimi tanıyamayacaktım. Hadi. Gözlerimin de güzelliğine bak he. Çok sevimli bir genç kız olmuşum ben be. Genç kız değilsin kız, kocaman karı oldun kız, benim karımsın kız. Peki ben niye hatırlayamıyorum peki? Hatırlamıyorum çünkü küçük bir rahatsızlık geçirdim. Ne rahatsızlığı? Kafana bir darbe aldın da. Aa, bir darbe aldın, düştün, kafayı çarptın, beyin sarsıntısı geçirdin. Hani o yüzden benim beli başım zonkluyor be. Peki, biz birbirimizi sevip de mi evlendik? Elbette, ben seni sevdim, bu bandan istedim, bu banda verdi. Sonra evlendik, İstanbul'a koştuk. Peki sen ne iş yaparsın? Ben her iş yaparım, her iş geliyor elimden. Amelelik yaptım, fabrikalarda işçilik yaptım, her iş yaptım, seni gül gibi geçindirdim. Aferin, çalışkan bir fedakar bir kocaymışsın. Peki ben hiç çalışmadın mı? Sen hiç çalışmadın, öyle yan gelip yattın, hazır idin sen. Ben gül gibi geçindirdim seni. Sen arada evlere temizliğe gideceksin dedin ama ben seni bırakmadım. Gel işte öyle. Sonra zengin olduk, buraya koştuk. Yani Allah sana yürü ya kulum dedi, öyle mi? Yok, şu Cilvelim adındaki beygire koş ya kulum dedi. O da koştu, birinci geldi. Bana altılı kanyanda dünyanın parasını kazandı. Ben kafam iyice karıştı be. Hala hiçbir şey hatırlamayan ben. Bak sen bana güven, tamam mı? Benim dediklerime inan. Bana güven, zamanla her şey düzelir. Biz seninle evliyiz. Peki evliliğimiz mutlu bir evlilik müydü? Çok! Biz birbirimizi çok seviyoruz. Mahallede bizi örnek çift gösteriyorlar. Ben elimi kaldırıp sana bir fiske bile vurmayan ben. Hep seviyorum böyle. Atma tünü debre Hasan, dağlar inlesin. İyileşti kız, görüyorsun bak. Senin yalan söylediğini anladı. Tabii ki yalan söylüyor. Tek ayak üstünde 40 tane yalan uyduruyor. Bir kere ben bu adamla evli değilim ki. He? Şu haydi suratlı adamla mı evleneceğim be? Kala kala sana mı kaldım be? Kız beni iyi dinle bak, biz seninle aynı köydeniz diyor. Ben Çopur Üzeyir'in oğlu İdilmiş. Biz seninle evlendik kız. Yine mi hatırlamadın? Şöyle yaradına sığınıp sana bir tane... Ay ne olur yapma İdilmiş. Baksana tıbbi müdahaleye ihtiyaç var. Haklısın, ben gidip bir tansiyonuma baktırıyorum. Sen de varsa evde buna 2 tane aspirin ve kendine gelir. Merak etme, kalın kafalı, çabuk iyileşiriz. Hacılı Lezzet Kebapçısı. Buyurun efendim. Efendim Nurhan. Teyzeme ne olmuş dedin? Duyamadım. Yok mu? Eyvah. Buraya gelmeye kalkmasın. Her şeyini alıp gitmiş ha. Hay Allah. Kalbini kırdık tabii. Tuh be. Nereye gider bu kadın ya? Benim otele bu taraftan mı gidilirdi? Yok dur hele. Yoksa bu cihetten miydi? Vah, bu İstanbul'un yolları da birbirine benzer. Ulan işaret bellemek için ne bir top ağaç vardır, ne bir kaya parçası. Her taraf insan kaynır. Vay, mahşer yeri gibidir Mevlam vermeye. Vah. He kızım dur. Dur hele süslü kızım. Ben sana bir şey soracağım. Her taraf dilenci doldu. Ve ne dilencisi? Senin olan dilencidir ha. Süslü soyka. Süslü urus be. Ve? He oğlum. Dur aslan oğlum. Sen bana bir yardım edersin oğlum. Ben otelimi ararım bulamıyorum. Otelin adı ne teyze? Ben otelin adını şimdi çıkartamıyorum. Lakin böyle kapısında böyle dönme dolaplı bir kapısı vardı. Aşağıda da bir avlusu, yukarıda da odaları vardı. Ama böyle bulunmaz ki, adresi falan yok mu? Adresini bilsem ben sana mı soracağım? Ben dovar mıyım, ben zırtlak mıyım he? Ama adres olmadan ben de bilemem ki. He, sen de kendini İstanbullu sayıyorsun he mi? Ve boşuna kalıp gezdirirsin ha bu caddelerde. He, şu hele bak, her yer çıldırmış. Işığı gören çıkmıştır. Dur hele dur, Allah belanı ver. Daha sırada. Vay hayvanallah hayvanallah. Bütün bunlara ne gerek vardı karıcığım ya? Ben şarküteride bir şeyler atıştırırdım. Hayır olmaz Şuayb. Bundan sonra öğle yemeklerini de birlikte yiyeceğiz. Seni bir an bile gözümün önünden ayırmak istemiyorum. Demek bensiz duramıyorsun. Hasretime dayanamıyorsun. Tamam hadi zevzekli bırak da yemeğini ye. Bu suda bir mürekkep tadı var be. Yok canım, sana öyle geliyordur. Şimdiye kadar kaç defa mürekkep içtin? Klorokolu fazla kaçırıyorlar, ondandır Şuayb. Ama suyun rengi de böyle biraz mavi tırak ya. Yok canım, bak şimdi o da sana öyle geliyor bak. Tabii. Buradan böyle aksediyor, vuruyor su. Bardağın rengidir herhalde. Hadi hadi zevzekle bırak da şu suyu iç bakayım hadi. Hadi. Mecbur muyum ya? Mecbursun tabii. Yani sağlığın açısından mecbursun tabii demek istedim Şuayb. Çünkü yemekte içilen su, değil mi? Zaruret sindirimi kolaylaştırıyor canım. Evet. Hadi bakayım. Oh 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 oh. Gezen hayat. Yarasın Şuayb'cığım. Afiyet olsun, afiyetler olsun efendim. Şuayb, sen bu sıcakta o ceketle terlemiyor musun yani, sıkılmıyor musun? Yok, rahatım ben. Çıkar şu ceketi Şuayb, benim içime fenalık geldi. Çıkarmasam? Çıkart dedik sana. Evet, çıkartayım. Ezici çoğunluk çıkarmamı istedi. Ben zaten her zaman demokrasiye inanmışımdır. Ay zarur efendim. Ay no ay ay sırtıma bir kaşıntı ya dadandım ne bu böyle? Ay kaşıma ablacığım. Şurası orası değil sağ taraf. Tamam ablacığım. Aman 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 ne güzel. Oo ellerin dert görmesin kardeşim. Ay 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 benim de kaşınmaya başladı ablacığım. Senin de kaşındı. Aa. Nedir bu böyle? Dur dur kaşırım. Valla ben de kaşınmaya başladım. Bu iş ya psikolojik ya ailecek uyuz olduk. Yok canım deterjan dokunmuştur şu an. Ben şimdi senin sırtını kaşıyorum. Yok geçti geçti. Yok gene de kaşıyım. Dur şu gömleğini yukarıya sıyırın. O zaman sağ aşağı doğru. Aşağı aşağı. Sağa doğru biraz yukarı. Ah. Tırnakların ne kadar da sivri, Çerkes tavuğum. Ah, nasıl? Ah. İyi mi şu Ayıpçığım? İyi iyi, kaşıntısı durdu. Evet, tamam. Hadi bakalım. Aa, şu Ayıp. Ne olmuş bu böyle? Ne olmuş? Ben bunu hemen dikeyim, geleyim. Ceplerimi aramak istiyorsan boşuna uğraşma zaruret. Onların içinde aşk mektubu falan bulamazsın. Başka bahaneler bul. Ay ne kadar kuşkucusun Şuayb. Yani öküz altında buza arıyorsun. Öyle yani hakikaten haklısın zaten haklısın. Bana bak Şuayb hadi suyunu bitir. Yani yemeğini bitir. Hadi. Akşama görüşürüz Şuayb. Tabii. Hayır ablacığım. İster istemez. Ablacığım başaramayacağım kız ne var bunu başarabilecek? Çocuk oyuncağı gibi bir şey ya. Yol hadi yürü. Ay abla suyu nasıl içti afiyetle tabii değil mi? Tabii içecek canım valla. Bana bak zarur et. Horoz bacağı var ya onu kaşımadan sırtını kaşıdın ya vallahi üstüne yok senin. Kız ne güzel o. Hele baykuş pisliğini nasıl punduna getirip de ceketine dikiverdin. Helal olsun sana zarur et. Vallahi helal kız. Abla iyi bir şey yapıyoruz değil mi? Ya Şuayb sahiden çarpılır da fiyonklu makarnaya dönerse? Sevgili baba kız o da bir şey mi? Bu ele bağlama büyüsü yaptık ona. Benim Almanya'da bir arkadaşım vardı. Büyücü anladın mı? Şuayb'in bebeğini yapıp da malum yerlerine iğneler batırsaydı. Sonra da düşseydi malum yerleri o zaman görürdü ona şükretsin o. Ay aman abla. Şuayb'cime büyü yaptırdılar galiba. Aman boş versene canım. Bu zamandaki planı böyle şeylere. Ay ben inanırım çok da korkarım kız. Ya. Bana bak ne oluyor orada ne için yapıyorsunuz? Hadi yemeğinizi bitirin de müşteriler gelecek birazdan canım. Hadi. Dur şimdi bir dakika. Ne oldu? Yine midem ekşimeye başladı. Bana bak Haldun git bana bakayım şey al o nedir o soda moda madem. Ya bu olmaz Firuze. Hadi bana koş ver. Ay fena ya. Aşağıdan süt çıkar lan. Bir koli yeter. Ay bir tane soda alabilir miyim Şuayb'cığım? İçeride kaknem bekliyor da. Kaknem mi? Ay sana haberlerim var Şuayb'cığım. Sana büyü yapmışlar. Büyü mü? Ne büyüsü ya? Yanılmıyorsam Zaruret ablaya bağlılık büyüsüymüş. Kendinde tuhaflık hissetmiyor mu kız? Tevekkeli değil, tımarhane kaçkınları gibi davranıyorlardı. Bak bu işler biraz karanlık işlerdir Şuayb'cığım. Hemen bir büyücü bulup da bu büyüyü üstünden atman gerekiyor. Yoksa başına neler geleceğini bilemezsin vallahi. Boş versene sen ya. Ben hayatta bir tek büyüye inandım. Ay ne büyüsüymüş o kız? Aşkın büyüsü. Ay sen çok geç değil mi? Sen de gör evet. Tamam haber verdiğin için sağ ol yani hadi güle güle. Sana canım feda. Tamam uzatmayalım güle güle. Hadi hoşça kal. Hain baharat kardeşler. Demek bana büyü yaparsınız ha? Ulan ben size göstermezsem bana da şu ayıp demesinler. Patron! Bu sütlerin son kullanma tarihi geçmiş patron ne yapayım bunları? Ne yaparsan yap. Al hepsini iç. Zaten miden Ümraniye çöplüğüne dönmüş. Ben çıkıyorum ufak bir işim var. Soran olursa avlanmaya gitti dersin. Selam güzeller. Aa sen ne arıyorsun bakayım burada? Şşş. Bana bak delirdim. Ne oldu ayol bakışa bak kıza bakışa bak ayol. Ne haber Ceyda? İyilik Şahit beni. Kız seni yerim ben çıtır çıtır. Şahit kendine gel. Ne yaptım ben ya? Ay ne yaptın kız? Ceyda'yı öptün. Öptüm de niye öptüm ya? Bunu bize mi soruyorsun ulan? Hayatım ben hiç kendimde değilim bak ne oluyor bana ya? Çok özür diliyorum hayatım minik deve kuşum. Sizden de özür dilerim Ceyda Hanım. Önemli değil Şahit Bey. Ay beni istediğin kadar öpebilirsin kız. Ay ben kendimde değilim en iyisi gideyim ben ya. Ben deliriyorum herhalde. Oh, güzeller güzeli bayan. Tanışıyor muyuz? Hayır. Niye tanışmıyoruz? Hayır. Bendeniz Şuayb Dal. Bakın, şöyle boğazda rakılamaya ne dersiniz? Ondan sonra da güzel küçük bir otel. Şuayb! Bak gene aynı şey oldu ya. Ne oluyor bana? Deliriyorum galiba. Ne olur beni affet hayatım. Kusuruna bakmayınız hanımefendiciğim, siz şöyle geçebilirsiniz. Hadi dön. Buyurun, buyurun hanımefendi, buyurun. Lütfen. Kesin deliriyorum ben. Ay yarabbim. Zaruret, sahiden delirdi mi? Ne oldu buna? Ne oluyor böyle? Ay abla, biz yanlış bir şey mi yaptık yoksa? Dün de kız bir de büyüye inanmam diyordum. Bak ters etki yaptı herhalde. Zavallı Şuayb'cim. Bir de küçük yoğurt içeceğim. Vereyim efendim. Yanaklara bak. Lokum gibi. Lati lokum yanaklar. Şimdi biraz daha iyisin değil mi kakılmış abla? Al iç şunu. Abla dediğine göre sen benim kardeşim oluyorsun değil mi? Ay yok yok değil. Hani ben sizin yanınızda çalışıyorum. Adım Ayşe benim. Ayşe. Ayşe. Ha? Ayşe. Tamam, ben bir daha bu adı unutma. Affedersiniz, adınız neydi? Of, şimdi çıldıracağım. Çıldırmak ne kune? Ay gel gel Rukiye abla, iyi ki geldin. Kakılmış abla hiç iyi değil valla. Ne oldu kız, hayrola? İtilmiş abi başına vurduğundan beri hafızasını kaybetti. Anam, elleri kırılsın inşallah. Hiçbir şey hatırlamıyor. Yalan. Ya. Kız kakılmış. Beni de mi hatırlamıyorsun? Bak ben Rukiye. Eski mahalleden arkadaşın. Eski ne kune? Mahalle ne kune? Ana. Arkadaş ne kune? Ya. Kız bunun hastaneye falan götürülmesi lazım. Hastane ne kune? Bak hastane, hani içinde doktorlar vardır. İnsanı böyle tedavi neyin ederler. Doktor ne kune? Tedavi ne kune? Rukiye abla ben de söyledim ama itilmiş abi istemiyor. Herhalde başına bir iş açılır diye korkuyor. Allah onun boyu devrilir inşallah. Kız arkadaşım, korkma. Ben yanındayım, her şey yoluna girecek. Affedersiniz, siz kimsiniz? Anam, dağlara taşlara kız. Ulan ayı herif, bunu da mı edeceydin arkadaşıma? Hayrola teyze, ne arıyorsun sen burada? Ben... Otelimi ararım. Sen bilir misin oteli? Burada otel falan yoktur. Sen şehirden iyice uzaklaşmışsın. Yoksa kayboldun mu? Yok, kaybolmamışım. Ben yerimi bilirim. Ben aha buradayım. He, ben kaybetmemişim yolumu. Başına bir iş gelecek. Hadi gel beraber arayalım oteli. De, çek elini üstümden. Ve, soyka. Ne elini sürüsün bari? Be Allah, hadi. Ve, hırsız mıdır? O hırsız mıdır? Ha, elini sürür bana. He, beşi bir yerdelerimi çalacak. Ve... Furka. Heh. Ben de var mıyım yerimi kaybeden? Ben avanak mıyım ki kaybedem yolu ben? Hakikaten de kaybetmişim ha. Aha güneşi ardıma alan bu tarafa giden bari. Aha bir meçhule doğru yürüdüm. Senin ocağın tüte İstanbul şehri. Oğlumu çalmışsın. Senin de boynun devrili oğul. Başıma ne işler açmışsın. Sizin adınız neydi? Ay, Rukiye abla, benim alışverişe çıkmam lazım. Sen kakılmış ablaya bakarsın değil mi? Bakarım merak etme, ben buradayım. Hoşça kal kakılmış abla. Hadi güle güle, iyi yolculuklar. Mektup yazmayı unutma. Bu şirin kız ki. Kız o Ayşe. Senin yanında çalışıyor. Ha, anladım. Öyle desene. Peki ben kimi? Kız kakılmış, böyle yapma kız. Çok üzülüyorum. Vallahi ağlayacağım şimdi üzüntümden. Ağlarsın tabii. Rukiye dedim mi herkes bilir. Sulu gözlünün tekidir. Böyle yapma. Halin içler acısı. Ben seni hastaneye falan götüreyim. Kız sen Rukiye dedin. Benim adımı hatırlıyor mu? Elbet hatırlayayım. Seni nasıl unuturum ki? Her bir şey hatırlayayım. Kız Yani sen şimdi hafızanı falan yitirmedin mi? Tabii ki yitirmedim be. Aklımda fikrimde hepsi başımda. Hepsi numaraydı be. Kız Allah canını almasın be. Korkudan benim aklım başımdan gitti vallahi. Niye böyle artist gibi numara yapıyorsun? Eğitilmiş beni dövmekten iyicene vazgeçsin diye. Öyle vazgeçene kadar da temelli böyle kalıcı ne? Allah canını almasın. Kız sen şeytana pabucunu dert giydirirsin vallahi. Var diyelim. Güzel oynuyorum ama değil mi? İyiydim değil mi? Çok. İster misin benim adıma dizi yapsınlar be? Kız olur mu? Olur vallahi. Ne bizi yapsın kız? Herkesi yapıyorlar zaten. Biz oynarız. Selamünaleyküm beyler. Sen hala memleketi terk etmedin mi Hediye Nuri? İtilmiş'e yaptıklarından sonra iyi cesaret vallahi. Abi İtilmiş bey abim yok değil mi abi? Birhane'ye gitti. İtalya Şili futbol maçını izleyecek. Abi iyi ki oraya gitmedim ha. Yoksa millet İtilmiş Nuri boks maçını seyredecek de. Seni görürse resmen parçalayacak. Zaten kafası çok bozuk. Ne abi ya? Ne oldu ki? Sağır Sultan duydu. Senin haberin yok mu ya? Karısı kaza geçirmiş. Belleğini yitirmiş. Yapma ya. Hiçbir şey hatırlamıyor yani. Hiçbir şey. Vay be. Total amnezi vakası. He? Ne? İşte yani tümden bellek kaybı abicim ya. Bize Hollywood'dan geçen bir hastalık sanırdım. Meğer gerçek hayatta da varmış ha. Vay canına. Vay be. Bir telefon açabilir miyim Alexander Graham Bell abicim? Çok konuşma. Yani telefonda. Şehirler arası da arama sakın ha. Abi hep para hep para abi. Hayatta her şeyde para mı ya? 3 kuruş şey için belki saattir ya. Hayret bir şey abi. Daha bu şey değil, süründüreceksin o pandayosunu. Burnundan fitil fitil getireceğim o dayakları. Yap kız yap, hak etti, daha fazlasını bile hak etti. Alo? Senin boynuna altında kalsın manyak Nuri. Ulan sen hangi cesaretle arıyorsun bu evi? Düzenbaz üçkağıtçı. Ben ne tokat? Nuri mi? Hangi Nuri? Ben hatırlayamadım ki. Benim aklım böyle banyo treni gibi gidip geliyor. Ben kimim peki? Ben sizi hatırlayamadım. Hadi bay bay. Anne gördün mü bak yakayı ele veriyorduk ya. Amanım ne derdik? Ne yersek son anda paçaya kurtar. İyi kıvırdın değil mi? Kıvırdın. Ne oldu? Borç verecek enayi bulamıyor musun? Abi o yüzden aramadım ya. Aramadım o yüzden. Mesele başka. Sen bana bir çay getirsen abi ya. Karbonatlı olmasın ama ha. Kakalmış yenge beni baştan gayet net hatırladı. Numara yapmasına kesin numara yapıyor da. Olayın tabi ornat tobesi şu. Bu işten bana nasıl bir avantaj çıkabilir? Zaruret abla yetiş, şu halde iyice ağzını zapt edemiyorum valla. Ne? Ya koşsanıza dükkana gelen bütün kadınlara sulanıyor. Hayret! Sizin böyle bir afet olduğunuzu daha önceden niye fark etmemişim Ruhiye teyze? Terbiyesiz adam, çeker. Sana Ruhiyeciğim diyebilir miyim ya? Gidin ya. Hem Boğaz'da bir akılamaya ne dersin? Orada küçük şirin bir otel biliyorum. Birlikte giderdik. Sakın! Siz zahmet etmeyin efendim, ben döverim. Ay dur. Zulmiye abla görmüyor musun? Abla bir dakika görmüyor musun halinde bir gariplik var. Zaruret abla yapma. Ay bence de vallahi baksana Zaruret abla kendi dediğin gibi sanki zavallı. Ne zaman kendi değildik ya yok. Vur karıcığım vur. Ne yaparsan yap ama beni dinle. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Birdenbire böyle bir kriz geliyor. Kaybediyorum kendimi. Bu sanki böyle bir büyü gibi. Bir şey mi yedim? Ne oldu? Bir şey mi dokandı? Nedir? Ay, dur şu ayıpçım belki geçer. Kendini bu kadar üzme kocacığım. Çok anlayışlısın hayatım. Ablam sanki biraz düzeldim. Sağ olasın. Sağ ol. Bunu yapmamalıyım ben evli bir adamım. Hayır, ben kendimde değilim ben. Abla görüyor musun rezaleti? Ne var? Biz bu büyü işini kötü yaptık galiba. Ne? Şahip Bey'e büyü mü yaptınız? Sen de Dunkov. Niye biz yapalım? Biz büyücü müyüz? Biz yapmadık ki yaptırdık. Keşke senin aklına hiç uymasaydı. Aa, bana bak şimdi, benim üstüme gelme. Aa, niye her şeyi benden biliyorsun? Ben biliyor muydum böyle olacağını? Ben büyü uzmanı mıyım? Aşağı Bey nereye gitti acaba? Ay, inşallah gene kadınlara saldırmaz. Gene. Aman ay, inşallah gene kadınlara saldırır da. Hapse atarlar da biz de kurtuluruz be. Ama abla. Ama ablana başlatma şimdi, almayayım ayağını. Ay Zülmiye abla. Zülmiye abla. Yapma Zülmiye abla. Haltimi, bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Tamam. Şu oğlunu arayan yaşlı kadın. Ha komiserim ha. İşe bak, yine çıktı karşımıza. Epeydir vukuatı yoktu. Çok korkuyorum komiserim. Akşama kadar bekledik, döner gelir diye. Ama hala ortada yoktur. Onu biz bir otele yerleştirmiştik. Oraya gitmiş olmasın? İlk iş otele sordum komiserim. Bizim orada Mahmut ağabey vardır. Hemşerimiz. Ona sordum. Gidebileceği her yeri aradık. Yoktur komiserim. Sanki yer yarıldı, içine girdi komiserim. Çıkar, siz kendinizi üzmeyin. Çok korkuyorum komiserim. Teyzem yaşlı bir kadındır. İstanbul'u bilmez. Okuması yazması yoktur. Hiç kimseyi tanımaz. Başına her şey gelebilir komiserim. Ona bir şey olmaz olmasına da yine biz görevimizi yapalım. Ekiplere eşkalini bildirelim. Hadi oğlum. Siz kendinizi üzmeyin. Sağ olun komiserim, sağ olun. Benim yeğen Seyduk çok iyidir, hoştur. Lakin o bir gelin var ya, o ne gavurdur. Bizim her daim aramızı bozuyor. Uy sen onu öp de başına koy da. Benim gelin düşman başına. He, benimkisi de tembeldir, sakkardır, yalancıdır. Benimki de. He, fesattır, 200'lü soysuzun tekidir o. Benimki de. Vah. Duydun mu Hatice Hanım? He, duymuşum çok şükür. Beni sokakta bulup getirdiğin yetmirmiş gibi de karnımı doyurmuşsun. Allah senden razı olsun. Uy da. Ne iyi ettin de karşıma çıktın. Benim uşak her gece vardiyasına gidiyor, ne ben de bu suratsız gelinle baş başa kalayım. Bak şimdi sen varsın, hoş sohbetlere edeyrik. Fena mıydı? Fena olur mu? Güzeldir. O şapşal gelin dikilme daha, kaldır sofrayı. Anne, biraz gelsene. Gene akıl danışacağıdır. Aklı bir po ermiyor. Ermiyor altı bana soruyor da. Vah. Anne, bu kadıncağızı eve aldın ama arıyorlardır. Ailesi merak etmiştir. Ederlerse etsinler. Müstahaktır da bu yaşlı karının kalbini niye kırıyorlar? Sen karışmayacaksın bana. Kahveni nasıl alırsın Haltı kardeş? Nasıldı maç etilmiş? Ne bileyim, ağız tadıyla bir maç seyredemedim ki. Aklım hep evde, bizim karıda. Demden telefon ettim, hala aynı. Hiçbir şey hatırlamayana. Sen nereye var burada? Ya, beni sana Allah gönderdi be abiciğim. Haklısın, seni bana Allah gönderdi. Seni doğuyun da kendi derdimi unutayım diye. Dur, başını darda sokma. Evet abi ya, abi o güzel başını niye derde sokuyorsun sen ya? Zaten başın dertte. Sana ancak ben yardım edebilirim ya. Ne diyorsun lan sen? Abi tamam, sen beni dövebilirsin. Ama belki de dövemezsin. Confucius Bey abicim ne demiş? Bilgi kuvvettir demiş. Abi burada bilgi kimde abi? Bilgi kimde? Bende abi. Demek ki ben sizden kuvvetliyim abi ya. Ne diyor lan bu? Bilmem ki, korkudan kafayı üşütmüş galiba. Abi şimdi Allah'ın vermiş olduğu sayılı nefesleri boşuna tüketmeyelim bey abiler ya. Abi ben senin bilmediğin bir şey biliyorum abi ya. Neymiş lan bildiğim? Abi ben şimdi bunu söylersem, sen de öğrenirsen abi elimde hiç koz kalmaz ki. Koz bey abicim ya. Ama yine de ben sana bir ipucu verebilirim abi. Ne bakayım ipucunu? Abi mevzu yenge hanımla ilgili. He? Garip şeyler oluyor hayatta. Oturacak yer varken durmayalım ayakta. Abi oturun abi ya. Abi oturun Allah aşkına. Abi otur ya. Otur abi ya. Çaylar. Çay benden. Çaylar getir lan. Alo. Polis mi? Ben bir şey bildirecektim. Ah, bu kadar üzülme canım. Er geç bulunur. Belki de oğlunu bulmuştur. Ya yapma Nurhan. Bunca zaman bulamadı da şıp diye bir günde mi bulacak? Ah Halide teyzem ah. Meğer ben Halide teyzemi ne kadar çok seviyormuşum da haberim yokmuş ben. Ah. İster inan, ister inanma ama ben de onu çok özledim. Ha vallahi. Bir telefon ha. Hadi hayırlısı. Alo. Ha benim. Ha buyur komiserim. Ha gidiyoruz ha. Polise bir ihbar gelmiş. Belki de Hazreti teyzemdir ha. Ha şükürler olsun. Hadi gidelim hadi. Hadi gel gel hadi. Gel koş ha. Gidelim gel. Hadi. Oh, Dilan söyle ne söyleyeceksin, benim sabrımı taşımadı. Abi şimdi geçmişe bir sünger çektik mi? Geçmişe Şamlı be abicim. Çektik. Geçmişte yaptığım bütün pislikleri unuttum. Borçlarını da sildim. Hadi bakayım söyle. Peki başka? Başka ne? Yani üste bir şey vermeyeceğim mi abi? Vermez olur muyum? Vereceğim tabii. Üste bir şey vereceğim. Hem de çok değerli bir şey vereceğim. Sana hayatını bağışlayacağım. Abi yapma abi ya. Abi benim hayatım kaç kuruş eder ki be abi? Biraz nakitten bahsedelim diyorum yani. Bana tiko para ne vereceksin bakalım? Kaşınıyorsun Nuri. Şansını fazla zorlama da konuş. Ha konuş yoksa sesini ebediyete kadar keseceğim. Abi, tamam abi ya. Ya. Bu da benden olsun. Helal hoş olsun ya. Büyük gerçeği açıklıyorum abi. Kakılmış yenge hanımın belleği bomba gibi be abiciğim. Ne? Ne diyorsun lan sen? Neden biliyorsun? Abi ben her şeyi bilirim abi. Sizin eve telefon açtım. Yenge hanımla konuştum. Beni gayet net olarak hatırlıyor abiciğim. Alçak, düzenbaz, üç kağıtçı gibi sıfatları sıraladığına göre hafızasının maşallahı var abi ya. Abi ben bilmez miyim? Hemen anladım abi ya. Aa. Ne kafasızmışım ben. Ne işim var falcılarla, büyücülerle? Senin yüzünden dünya tatlısı kocamı kaybettim. Ay vas. Dünya tatlısıymış. Ay aman güldürme beni şimdi. Kör ölür badem gözlü olur diye boşuna dememiş büyüklerimiz. Ne yani şimdi şu ayıp öldü mü? Ha? Nerede çıkardı şimdi öldü mü lafını? Bırak aa. O domuzda ölecek göz var mı? Bana bak Zahiret, acele etme. Büyünün tesir etmesi biraz zaman alacak. Ya. Ne yavrucuğum? Bak göreceksin. Benim... Hadi galiba. Evet. Bak kuyruğunu sıkıştırmış vaziyette sana dönüyor şimdi. Gözü senden başkasını görmeyecek. Ona göre karşılaşacak. Ay, hadi bakayım. Hadi göster kendine. Hadi. Evet. Hoş gel. Aa. Geldi badem gözlü. Abla görüyor musun? Ne hale geldiniz zavallısın. Lan annesi zavallı dur görmez olur muyum? Şuraya bak parfüm kokusu içki kokusuna karışmış. Görüyorum duyuyorum da. Hangi meyhaneden kim bilir hangi pavyondan geliyordur? Şimdi söyletme beni şimdi. Yanılıyorsun Zulmiye abla. Ben bir falcıdan geliyorum. Ne? Falcıdan mı? Aa, gömleğindeki oruç lekelerinde falcı mı yaptı? Neyse ki falcı bir erkekti. Ha. Ama yolda gördüğüm herkese saldırdım. Ne? Neredeyse bir kadınla gerdeğe giriyoruz. Ay utanmadan söylüyorsun değil mi? Bir de azgın şey. Ama Zulmiye abla bunda benim bir suçum yok ki. Aa. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ya. Falcı sana büyü yapmışlar dedi. Ne? Büyü mü? Ay bu vicdansızlığı kim yapabilir ki şu ayıpçı? Nereden bileyim? Ortalık adilerle dolu. Hem bu büyüyü yapan kişi çok acemiymiş. Büyüyü birbirine karıştırıp durmuş. Büyüyü yapan kişi eğer bu büyüyü bozmazsa ikimizin sonu felaketle sonuçlanacakmış. Mutlu yuvamız dağılacakmış. Sus. Zulmiye. Canım Zulmiye. Benim baldan tatlı baldızım. Allah. Bismillah üstüme iyilik sağlık. Abla gel. Aman Allah. Abla kaç. Ben hep seni sevmiştim zaten. Ay abla. Ama bunu tanıdıktan sonra anladım bunu. Ay my god. Ay bırak beni. Olsun be. Geç olsun da güç olmasın. Nasıl bunu yani? Bırakıp seni alacağım. Olmaz öyle şey. Gördün mü öyle şey? Bana bak. Butlara bak ya. Maşallah. Yeter. Gelin. Aman lanet olsun vallahi lanet olsun. Büyüden evvelki hali çok daha iyiydi. Kaş yapalım derken göz çıkarttık. Çabuk o cadıyı bulup büyüyü bozduralım. Ben eski şuaybimi istiyorum. Aman yeter. Aman hadi çabuk ol. Hem de ne biçim yuttular Serapcığım. Gecenin köründe büyücü peşine gittiler. Birazdan sendeyim hayatım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hem bu gece eve geri dönmeyebilirim. Benim bir suçum yok ki. Bana büyü yapmışlar. Geliyorum Serapcığım. Hoş geldiniz. Vay teyzem benim. Bak gördünüz mü? Ona bir şey olmaz demiştim size. Hepimize büyük geçmiş olsun ha. Verilmiş sadakamız varmış ya. Hadi Halide teyze evimize gidelim. Burası sizin evinizdir. Benim evim değildir. Gel birim. Ya yapma teyze ha. Hepimize büyük acı çaktırdın zaten. Hadi gidelim artık. Gelmirim dedim mi gelmirim. Ne edeceksin? Çağır gelsin jandarma. Oy gelmiyorum dedi. Ne edeceksiniz da? Çağırıncasın jandarma. Yok teyze. Neden böyle yapıyorsun ha? Ben hacayla iyi anlaşırım. He, varın gidin yolunuza. Ben burada kalacağım. Biz pek iyi anlaşırık. Halti burada kalıyor. Çattık belanın püsküllüsüne. Bir tanesi yetmiyormuş gibi şimdi iki tane oldular başımıza. Ya teyzeciğim. Sana yalvarıyorum ha. Hadi gidelim buralarda. Anlamay mısın? Ne yalvaraysın? Anne yapma sen de yangına körükle gitme. Teyze hadi elini ayağını öpem gidelim buralarda. Sen şimdi bana yalvarır mısın mı? He vallahi sana yalvarıyorum teyzeciğim ha. Peki bu karı da yalvarır mı? He tabii yalvarıyor. Hadi kız özür dile. Ah senden özür dilerim Halide teyzeciğim. Hadi evimize gidelim hadi gel. Hadi gidelim teyze hadi gel. Beni ele sık boğaz etme. Ben bir düşüneyim. Dertim gelirim, dertim de gelmem. Düşünüyor da. Rahat bırakın karıyı, keyfinin kahyası olursunuz da. Gelirim lakin bir şartla gelirim. Bundan kelli bana karışmayasınız ha. Ben istersem kebaphanede çalışırım, istersem evde oturup kebap yaparım. Ha tamam teyze, sos. Sen ne istersen öyle olacak ha. Şey de söyle hadi. Ne zaman istersen beni ziyarete gelesin. Ne zaman istersem haceni ziyarete gelirim tamam mı? Bu da şarttır. Kabul etmiyseniz eve gelmeyin. Anne sen karışma. Sen orada neyle jandarma gibi kaynanana azalıyorsun va? Orlanmaz gelin. Ne jandarma gibi beni azarlarsın. Vallahi başıma geçti artık dayanamıyorum. Ben de Hatice'yle gidiyorum. Allah'ım bir bu eksikti. Allah'ım bu resmen bir kabus. Burada kalmıyor. Bizimle gelir. Sen kaynananı bu kocamış karıyı dövecek misin? Çağırın gelsin jandarma. Çağırın gelsin. Ben seni bu sokağa geldin elinden bırakılmayayım. Sağ olun. Hoş geldin itilmiş. Nasıl oldu? Vallahi çok kötü. Hatta giderek daha da kötüleşiyor. Ben tahmin ettiğim gibi. Bak şimdi ben onu düzelteceğim. Sen hiçbir şeye karışma. Ne desem hadi tamam mı? Ya tamam. Demek hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Her şeye yeniden başlayacağız desene. Bak. Senin adın kalkılmış. Kalkılmış. Benim adım İdilmiş. İdilmiş. Bu güzel hanımın adı da Ayşe. Ayşe. Ayşe bu evin hanımı oluyor. Ben de beyi oluyor. Yani Ayşe benim karım oluyor. Karım bu? Ya ben kim oluyorum? Sen de bu evin hizmetçisi oluyorsun. Yani bizim hizmetçimiz oluyorsun. Hizmetçi mi? Ama hiçbir işe yaramayan, hiç öyle yan gelip yatayan, hiç yayılmışsın. Bak eve geldim karnım aç yemek bile hazırlamamışsın. Boyun aşağım seni kovuyor. Kovuyan mı? Hiçbir işe yaramayan. Ne oldu bana bir eve? Ana geldiğini hiç fark etmemişim ütülmüş. Evine hoş geldin. Mucize karım iyileşti. Günün nasıl geçti? Maç kaç bitti? Bak maçı da hatırlaya bak. Ben her bir şey hatırlıyorum. Hiçbir şey de unutmam. Sen bana sor bakalım geçen sene bugünlerde ne yedin diye ben onu da hatırlarım. Peki bunu da hatırlıyor mu? Pek yabancı gelmiyor. Demek bana